Mesela şöyle bir hadis var. Diyor ki kim sabahleyin 7 tane acve hurması yerse, buyurun, o gün geceye kadar ona ne zehir ne de sihir zarar verir. Bir tane de fare zehri getirir. Buyurun, burada duruyor. Şimdi Ebu Bekir Bey'e soruyorum. Allah'ın dinine hepimiz güveniyoruz. Bu hurmayı yedikten sonra bu zehri yemeyi birine tavsiye edebilir mi? Ha, isteyen işte hadisin mucizeliğini ispat edebilir. Hurmayı yiyip zehri yesin bakalım. Yani eğer ki ne kadar hadislere güveniyorlarmış, onları görmek için sabırsızlanıyorum. İslam aleminde birçok kimse İslam'a atıfla kadınları sünnet ediyor. Türk halkının birçoğu da sünnet olmuyor. Haydi kadınları sünnet edelim diye buradan bir çağrı yapabiliyor. Ebu Bekir Bey gemiye biniyor mu? Yine Ebu Davud'da geçen bir şeyde. Hac ve Ümre veya Allah yolunda cihat maksatları dışında gemiye binme diyor. İstanbul'da da birçok indar var. Gemiye peki biniyorlar. Kendisi acaba tavsiye edecek mi? Deve sidiği ile ilgili Buhari'de meşhur bir hadis. Deve sidiğini peygamberimiz başkalarına sözde tavsiye ediyor. Haşa. Evet. Buyurun, ben de burada bir deve sidiği de getirdim. Onu da masaya koyuyorum. Bu Bekir Bey kendi dinine güveniyorsa, bu da işte sahih kaynaklarda geçiyor. Sahih dedi, bu sahih. Buyursun buradan alsın. Hastalarımıza ben bunu şifa diye yapıyorum desin. Veyahut da uygulamalı olarak içebiliyorsa içsin.